Merhaba sevgili anneler. İsim analizi yaptırdınız. İsminizle ilgili bazı olumsuz yorumlar çıktı ortaya. Ek bir isim almanız gerekiyor ya da kendi isminizden memnun değilsiniz ve ek bir isim almak istiyorsunuz. Bunun süreci nasıl ilerliyor? Bunu öğrenmek için Nilda Ferhan Efe Çınar'a geldim. Merhabalar Nilda. Merhabalar Necla'cığım. Nilda, bu ek isim süreci nasıl başlıyor, nasıl devam ediyor? Biraz bahseder misin bize? İki türlü oluyor. Ya direkt kendisi zaten isminden memnun değil ya da bir yerlerden duyduğu ve araştırdığı ya da okuduğu şekliyle ek isim istiyorum diye direkt geliyor. Veya analiz yaptırıyor. Analizi sonucunda ek isim olursa daha iyi olacağı çıkıyor ortaya. Eğer ek isme karar verirse bu çalışma için benim soy ağacına ihtiyacım oluyor. Yani mesela sana ek isim gerekse senin annenin, babanın, anneannenin, babaannenin, dedelerinin hatta biliniyorsa bir üst kuşağında ama bilinmiyorsa bu kadarı da yeterli. Anneannenin ve babaannenin soyadlarının bana gerekiyor. Ve mümkünse eğer doğruysa doğum tarihleri de gerekiyor. Ben oturuyorum, senin soy ağacını inceliyorum. Anne tarafından, babalı tarafından neler gelmiş? Hangi frekanslar bugüne kadar miras olarak aktarılmış? Bu manevi anlamda güzel bir miras da olabilir ya da maddi anlamda şans enerjisi de olabileceği gibi yahut da belki de tam aksi bir durum da olabilir. İşte sağlık hangi hastalık? Çünkü her harfinde hastalıkları var. Evet. Sağlık eğer ki orada o karmasında çok fazlaysa mesela işte bazı insanlara bakıyorum niye ben bu ismi istiyorum diyor. Olmaz diyorum. Neden diyor? Çünkü ailenizde tiroid rahatsızlığı var. Gerçekten nereden bildiniz diye soruluyor. Evet yani çünkü soyda gözüküyor rahatsızlık. O yüzden kaçındığımız harfleri çıkartıyoruz, soya bakıyorum. Yasaklı harfleri çıkartıyorum. O harflerin yerine olmasını istediğim yeni ses frekanslarını getiriyorum. Ve onlardan oluşan soyadını da, eski adını ve soyadını da içerecek olan, doğum kodunu da içerecek olan yeni isimler çıkarıyorum. Ben bu isimleri 5 ila 10 tane arasında oluyor bu isim önerilerim. İsimlere mail yoluyla gönderiyorum. Bakıyor isimlere. Bazılarını istemeyebilir. Çünkü alışık olduğu enerji frekansından farklı. Yine eski tarz bir frekansa gidebilir. Mesela diyebilirim ki ben E olmayacak. O da der ki Elif olsun. Hayatım olmayacak E desem de ona Elif hoş geliyor da. Örnek veriyorum Alya hoş gelmiyordur ama aslında Alya konursa daha iyi olacaktır hedef amaca yönelik olarak. Bunlar olabiliyor bazen. Bazen olmuyor. Direkt hani beyni içerisine de giriş yapıyor. Seçiyor. Bazı durumlarda son ikide kararsız kalıyor. İki isimden biri de. Şu mu olsun, bu mu olsun diye. Diyebiliyorum ki istersen birini bir hafta kullan, birini ikinci hafta kullan. Hangisine daha iyi hissedeceksin ve nasıl bir dönüşüm gerçekleşiyor? Bu olabilir. Yahut da bu sefer Ebced değerlerine bakıyorum isimlerin. Ebced değeri nedir? Bu da Arap astrolojisinde her harfin belirli bir rakamsal değeri var. Evet. O rakamsal değer eğer yüksekse yıldızı yüksek deriz biz. Yıldızı enerjisel olarak hem isim enerjisi olarak yüksek mi hem de yıldızı yüksek mi o ikisi arasında tercih yapılabilir ama bazıları yakın da oluyor. Şimdi 400, diğeri de 430. 31'in bir şey fark etmiyor. Ama 400, diğeri de 50 ise o zaman diyorum ki bak 400 bak Ebced'leri de yüksek. Bence bunu tercih etmelisin diyebilirim. O zaman öneri yapabilirim. Genellikle çünkü ben şunu tercih etmelisin demiyorum. Tercihi karşı tarafa bırakıyorum. Teşekkürler Nilda. Evet sevgili anneler, eğer ek isim almayı düşünüyorsanız veya çocuğunuz için bir ek isim almayı düşünüyorsanız süreç bu şekilde ilerliyor. Görüşmek üzere, hoşça kalın.